Çok sert eleştirileri var Mehmet Ali Çelebi'nin. Özellikle kendisi daha önce de +1 yürüyüş diye bir hareket başlatmıştı. Bunu da açıklamıştı. Zaten mektup da yazmış Sayın Genel Başkan'a, Kılıçdaroğlu'na. Ulaşamamış, sonra görüşmeler oldu ve bugünkü kopuş gerçekleşti. Diyor ki Çelebi, hem kurucu felsefeye aykırı tercihler hem Çelebi olmaz. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem Abdullah Gül ve türevleri hem Çelebi olmaz. Hem PKK terör örgütüdür diyemeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz. Hem Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem Çelebi olmaz. Silivri'de teslim olmamıştım, şimdi de teslim olmuyorum. Atatürk, Cumhuriyet ve halk için boynumu kaldırıyorum. Çok ağır kelimeler. Bayağı ağır bir istifa mektubu. Nasıl bir etki yaratır? Yani şöyle, hani diyorlardı ya bu Cumhurbaşkanlığı... Önümüzdeki 3 hafta ekranlarda ne konuşulacak onu biliyoruz en azından. Bir kere şu vurguyu yapalım. Tarihe not düşelim. Kayıtlara girsin. Bir Sayın Bakan'ın istifasını 2 gün konuşmayan basın. Tabii. Yani bu istifa olayları duyulduğundan beri ekranlar tamamen bunu gösteriyor. Bakın bu da korkunç bir istifadedir aslında. Yani durumdan vazife çıkartmaktır. Ne olmuş? İşte muhalefet partisi de 3 tane milletvekili ayrıldı. Sanki dünya yıkıldı bugün. Yani şimdi yaratılan algı böyle bir şey. Evet, siyasette büyük bir parçalanma var. Demokrasilerde aslında böyle şeyler de şaşırtıcı değildir. Aynı şeyi düşünmeyen insanlar bazen partilerden ayrılıp, değil mi? Aslında normalde baktığınız zaman ilk bugün mü oluyor yani? Güneş Oteli'nden beri alın bu tarafa siyaseti. Her zaman bu ayrılanlar, farklı düşünenler, farklı şeyler. Mesele şurada. Şimdi ben burada memleket için düşüncesini açıklayan biri. Ben böyle düşünüyorum diyor. Doğrudur, yanlıştır. Ayrı mesele. Bu tartışılabilir. Ama bu parti içerisinde çözülen ya da bununla birlikte zaten Muharrem İnce'nin hareketi belliydi. Birlikte hareket edecekler deniyordu. Muhtemelen, hatta bugün ben Sayın Şaban Sevinç'ten duydum, 8-10 tane daha milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde dedi, yakın zamanda ayrılmasını beklenen diye. Olabilir, bunlar da yaşanabilir ama mesele şu, arkadaşlar şunu bilmiyoruz. Türkiye artık otoriter bir rejimle yönetiliyor. Bir kere bunun adını koyalım. Siz ne kadar bölerseniz, parçalarsanız parçalayın, ne söylerseniz %50+1 alacaksınız arkadaş. Şimdi bu büyük bir dayatma. Zaten bunu alamayacağı ortaya çıktıktan sonra Cumhur İttifakı'nın müthiş bir taarruzu başladı tüm partilere. Yani buna bugün Tayfun Altay'ı dinledim. Yavuz Oğan'ın programında dedi ki buna amok koşusu diyorlar dedi. İktidar partisi bir amok koşucusu gibi. Ölümüne koşudur o. Yani iktidarı kaybetmemek için yani ölümüne bir koşu içerisinde. Ya öleceksin gibi bir durum. Ve onun parkuru, öyle anlattı hocamız. Onun parkuru dedi, bazen İYİ Parti'nin patikasında, bazen Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bazen Saadet Partisi'nin, bazen diğerinin patikasında. Ama böl, parçala, yönet şeklinde bir şekilde gidiyor. Çünkü iktidarda kalabilmesinin tek şartı kendi ittifakını bir kere tahkim etmek, karşıdaki olacak gücü de dağıtmak. Neden? Bunu test etti. Bunu hafife aldı. Yani bunun belki 10 kat daha hafifini yaptı İstanbul seçimlerinde. Sadece işte faturaları teröristler getirecek dedi. Şunlar dedi filan dedi. Kimse halkta buna itibar etmedi, bu bölünmeye. Ne vardı? Oy verdi. Ama ne oldu? 11 tane büyük belediyeyi kaybetti. İYİ Parti ile CHP'nin ortaklığı, yani aslında geleneksel olarak kendi şunu yapmaya çalışıyordu. Ben Türk İslam geleneği, milliyetçi bende, muhafazakar bende. Sosyolojik olarak dedi %70'i bendeyse dedi, ben hep iktidardayım dedi. Ama bu oyunu kim bozdu? Birincisi Meral Akşener bozdu. Dedi ki öyle bir dünya yok. Öbür tarafta Saadet Partisi bozdu. Dedi ki böyle bir dünya yok. Sizin gittiğinizde Sayın Temel Karamolluoğlu ne dedi? Bu kamyon devrilmeye gidiyor dedi, yani çok net. Gidilen yol değildir dedi. Bizim demin konuştuklarımız, yanlışları bu sayın siyasi parti liderleri bilmiyor mu? Oyun mu oynuyoruz? Bu devlet yönetiyoruz yani. Bu devleti ciddi yönetmek lazım. Bu kadar yolsuzluk algısı, bu kadar adaletsizlik algısı, bu kadar ben 2003'te, 2004'te görev yaparken de aslında bu adaletsizliklerin var olduğunu biliyorum. Ama halk ne zaman gördü bunu? Halk şu zaman görür bunu. Bak, eve ekmek götüremediği zaman dedi ki o zaman dedi Erhan Usta'nın dediklerini dinlemeye başladı. Ruşen Gültekin'in dediklerini dinlemeye başladı. Ben bunu 15 yıldır söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün artık bu sistem hukuk ve adaletin olmadığı bir yerde ekonomik bir ilerleme kaydedilmesinin mümkün olmadığı gerçeği, ben çok yaşadım bunu. Bunu ben 10 sene önce söylediğimde bana gülüyorlardı ya. Abi diyorlardı, yargı bağımsızlığıyla ekonominin ilgisi var ya, sen de iyice saçmaladın diyorlardı bana. Arkadaşlar bak, yargının bağımsız olmadığı yerde, hukukun üstünlüğü olmadığı yerde para olmaz, para olmaz arkadaş diyordum. Ne oldu? İlk ben şeyde dinlemiştim. TÜSİAD Başkanı hukuk adalet diye bir çıkışı olmuştu. 2014'lerde mi 2015'lerde bakın bunu yapmanız lazım. Yargı reformu önemli. Hukukun üstünlüğünü tesis edin. Bakın dedim, bak konuşmaya başladılar şimdi. Hani patronlar kulüpleri. Çünkü bunlar para kazanıyor ama biliyorlar gidişatın nereye olduğunu. Onlar görüyor, hukukla adaletle bu kadar oynarsan ne olacak? Ne yatırımcı gelir? Bir de şöyle düşünün ya. Demin anlattığı rakamlar işler acısıdır. Ya tüm Avrupa'nın rakamlarını topladığınız zaman hepsinin verdiği faizden daha fazla faiz veriyoruz. Düşünebiliyor musun ya, faizin haram olduğunu sürekli söyleyen bir hükümetin şu anda dünyanın en çok faizini veren ülke olduğunu düşünün yani. Öyle bir ülkede yaşıyoruz yani. Bu nasıl oluyor? Ekonomiyi kötü yönettiğiniz için yönetiyor. Ve 18. yılında, tam da oraya geleceğim işte, 18. yılında ve bu hükümet diyor ki bu kadar yok etmiş yargıyı, bu kadar ekonomi bürokrasisini yok etmiş, Merkez Bankası'nı çalışamaz hale getirmiş, kurumların demokratik olma özelliğini ortadan kaldırmış. Yani devlet kurumlarını çökertmiş ve diyor ki ben reform yapacağım. Ya inanan var mı Allah aşkına ya? Benim mümkün değil yani yargıda. Peki. Yargıda reform diye bir şey olma ihtimali mümkün değil yani. Peki bir şey soracağım. Çünkü yargıda reform yapacaksanız eğer bir kere uygulama reformu. Yargıda reform aslında uygulamayla başlayacaksın. Adını söylemene gerek yok ki yani. Yeter, ya yargıya müdahale etme. Yargı zaten kendi kendine yürür ki. Tabii. Ama zaten sorun orada, yargıya müdahale etmek zorunda sürekli. Kendini böyle hisseden bir hükümet. Böyle hükümetin olduğu zaman da sen ne söylersen söyle. Yani ben burada bunu söylüyorum da, bunu söyleyince de bize vatan haini diyorlar. Ya arkadaş niye ülkenin aleyhine konuş? Kardeşim işte ülkenin gerçeklerini anlatman lazım ki bunu düzelteceğiz, biz düzelteceğiz. Yani birileri düzeltecek ve iktidarı da siz daha çok yaşıyorsunuz onu. Ben orada dayanmakta herhalde daha güçlük çekerdim. Yani bunları anlattınız, bunları yapan insanlar da orada oturuyorlar aslında. Yani siz de orada anlatmaya çalışın. Orada çok daha zor bu iş yani. Görüyorsun bu yani Allah kolaylık versin, orada oturup da sıçramamak mümkün değil. Çünkü görüyorsun yani gidişatın kötülüğünü filan. Sakin sakin oturup orada ya bu böyle olmaz filan demek de başka bir şey. Peki yani, bir şey soracağım. Allah sabır versin. Çok da sakin oturamıyoruz. Seçim yasasını değiştirmek istediklerini biliyoruz. Gerçi anladığımız kadarıyla AK Parti'nin içindeki bu yasanın değişikliğini yönünde şu anda çalışan grupla Sayın Bahçeli'nin ekibi arasında da bir fikir ayrılığı var anlaşılan. Yani orada da bir mutabakat tam yok zannediyorum ama bir değişiklik yapılacağı gündemde. Evet. Parti içi demokrasi Türkiye'de bütün partiler açısından sorunlu bir alan. Bunu kabul edelim. Bütün partiler açısından sorunlu bir alan. Seçim yasası içinde siyasi partiler yasasını değiştirecekler mi bilmiyorum ama daraltılmış bir sistemden söz ediliyor. Barajın düşürülmesinden, ittifak meselesine yeni düzenlemeler getirilmesinden, vekil transferlerinin önüne geçilecek bir takım taslaklardan, işte CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği vekil benzeri bir hamle yapması. Böyle bir şey mümkün mü? Değiştiği anda hangi takvimde ilk seçimlerde hayata geçebilir bu? Biraz da bu konudaki değerlendirmenizi dinleyelim. Bir kere yapılan seçim kanunu değişiklikleri hepsinin temsilde adalet, yönetimde istikrar dediğimiz ana temel ilke üzerine olması lazım. Bir de galiba şeffaf olmasını bekleriz. Tabii, siz biliyor musunuz mesela taslağın içini şu anda çalışılan? Hayır. Hiçbir fikriniz yok. Hiç kimse. Peki. Niye? Yani rahmetli Özal döneminden beri aynı kontenjan vekilliği çıkartmıştı. Hatırlıyor musunuz? O zaman yani anavatan %34 kazanıp meclisin %64'ünü almıştı. Yani bu da hani kim kirlenmedi ki? Türkiye'de böyle bir gelenek var. Yani burada oturup konuşuyoruz da yani şöyle halkın yüzüne nasıl bakacak siyasetçiler? Ben bakıyorum geçmişten bu yana. Hani ben de artık bir yerde hukuk adalet anlatıyorum. Belli bir siyasi parti olmasa bile sonuçta siyaset yapıyorum yani. Yaptığım şeyin adı, konuştuğum şeyin adı siyaset ama halka nasıl bakacağız ya? Yani hiçbir seçim kanunu Özlem Hanım halkın yararına yani ya arkadaş bu halk oyu veriyor, bunun oyu meclise yansısın da hani mecliste bir halkın yüzünü görelim olmadı. Siyasi partiler kanunu, bakın iki temel kanundur. Biri siyasi partiler kanunu, biri seçim kanunudur. Hiçbir siyasi iktidar darbecilerin yaptığı, darbeci diye de bugün kötülüyorlar orayı nasıl oluyorsa, 1980'de yapılan 1981-1982 tarihli kanunlarına hiç dokunmuyor. Bu %10 barajını konuşmayan siyasi parti yoktur. dokunulmazlıklar, arkadaş, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yöküm yani kaldırılması, ya siyasi partiler ya hiçbir yani. Demek ki bu medyanın düzenlenmesi, halkın lehine, bu halkın iktidarı daha iktidara gelmedi 1980'den bu yana. Gücü olan herkesin hoşuna gidiyor çünkü. Herkes orada otomatik.